Herkese merhaba. Yine bir karnavar videosuyla karşınızdayım bugün. Bu biber, bu kadar, başka bir şeyimiz yok. Onun dışında 300 gram kıymamız var. Mantı için haşlayacağım. Diğer karnavarları kızartmaya geçiyoruz. İskender sosu için kullanacağımız baharatlar çok sağlıklı bir yağ. Mantımızı tabağımıza alalım. Şimdi bunun üzerine kocaman bir tabak gibi görünüyor ama çok az kalorisi var gerçekten. Sizin kafanıza göre sosu bu şekilde kullanabilirsiniz. Mükemmel görünüyor. Mükemmel olmuş. Çok güzel olacak eminim çünkü daha önce ikisini denedim. Mükemmel oldular. Olabildiğince hızlı bir şekilde bütün tarifi baştan sona vermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Bu tarifler ne olacak? Merak ediyorsunuz. Başta gördünüz zaten. Bir tanesi yalancı mantı olacak. Karnabahardan mantı yapacağız. Diğeri ise İskender olacak. İskender'in ekmek kısmını mantıdan yapmış olacağız. Fakat normalde aslında ben İskender yaparken daha böyle birazca et döner gibi et kullanıyordum normalde. Etin dinlenmemiş hali. Fakat bu sefer kıymamız olacak. İkisi için de tek bir kıymayı kullanacağım. Ortak kıyma. Normalde siz yaparken İskender yapacaksanız, sadece bunlardan bir tanesini seçecek olursanız mantıyı kıymayla, İskender'i de daha böyle biraz daha ince ince doğrayabildiğiniz böyle bir etle yaparsanız çok daha tatlı olur. Daha böyle İskender hissini alırsınız. O zaman yapım aşamasına hemen geçelim. İlk başta bence mantıyla başlayalım. Hatta ikisini aynı anda yapabiliriz. Bakalım. Burada iki tane benim doğranmış hazır karnabaharlarım var bu şekilde. Karnabahar mantısı yapacaksanız mantı için bir tık daha böyle kalın şu boylarda karnabahar haşlamak için kullanabilirsiniz. Onun dışında zaten sarımsaklı yoğurdum var burada, malzeme olarak ne kullandım diyecek olursanız. Sarımsaklı yoğurt yapacak malzemelerim burada. Onun dışında tereyağımız var kavurmak için. Onun dışında burada bir sosumuz var, İskender sosumuz. Aynı zamanda tuz, karabiber ve pul biber. Bu kadar, başka bir şeyimiz yok. Onun dışında 300 gram kıymamız var dediğim gibi ve burada 2 tane de karnabaharımız var. Şimdi hemen başlayalım. Karnabahar haşlamak için suyu kaynattık. Şimdi onları haşlama koyalım. Aynı anda kıymayı koyacağız ve ondan sonra kızartma işlemine geçeceğiz karnabaharı. İki yemeği aynı anda yapacağız dediğim gibi. Siz bu süreçleri kendi içinde ayırabilirsiniz. Buradan zaten süzeceğiniz için suyun bir miktarının hiçbir önemi yok. Mantı için haşlayacağımız karnabaharlarımızı koyduk suya. Kaynamış suya. Şimdi birazdan ocağın altını da açtık. Birazdan kaynamaya da geçer. Biraz da tuz da döktüm suyuna. Bunlar birazcık suyu çekip 5 dakika falan kaynayacaklar. Biz de o sırada hemen ikinci aşamaya geçelim. Ocağın altını önce yakacağım. Burada grill tavamız var. Böyle bir grill tavası kullanırsanız daha güzel olur bence. Daha güzel kızartıyor çünkü karnabaharları. İkinci olan karnabaharlarımızı, kızartacağımız karnabaharları ocak tam anlamıyla ısındıktan sonra koyarsanız su salma falan olmaz. Direkt kızarma aşamasına geçer. O yüzden ocağın gerçekten ısındığından emin olduktan sonra koyabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi etimiz var. Bu ete de hiçbir şekilde işlem yapmadım. Direkt tavaya atıp kavuracağım aslında. Çünkü bu mantı için sade bir et olması gerekiyor. Ama ben ikisini aynı anda kullanacağım. Burada 300 gram kadar bir et var. 300-350. İki yemek için kullanacağım için. Şöyle ben direkt bunu şöyle alıyorum. Yapmamız gereken bu. Eti sonra kavrulmaya bırakacağız kendi halinde. Şu anda mantı için karnabaharlarımız kaynıyor ve burada İskender için diğer karnabaharları kızartmaya geçiyoruz. Şöyle eşit şekilde kızaracak şekilde bütün ekmeklerimizi, karnabaharlarımızı yayıyoruz. Şöyle. Şimdi İskender için sosa geçelim. Sosta hiçbir şey yok aslında. Tabii o sosu nasıl istediğinize bağlı. İçeri salça falan da koyup ekleyebilirsiniz. Ben direkt domates püresiyle yapmayı tercih ediyorum. Şöyle ufak bir kabın içerisinde yapacağım. Şöyle döküyorum. Yaklaşık 250 ml'lik bir domates püresi yetecek size. İskender sosu için kullanacağımız baharatlar karabiber olacak. Şöyle bu yaklaşık herhalde bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ben biraz acı sevdiğim için acı pul biber de atacağım içerisine. Daha sonra üzerine zaten ekleyebileceğimiz şeyler bunlar. Bunun dışında biraz da tuz ekleyelim sosumuza. Şöyle etimiz de yanmadan güzelce bir... Burada gerçekten ekmek gibi kızarıyor karnabaharlar. Çok hoşuma gidiyor bu durum. Hemen bunlar olurken sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım biz. Şunu bir kere zaten aklınıza gelmiyor normalde bu şekilde yapmak. İnsanların aklına gelmiyor. Benim aklıma gelmiyordu en azından. Bunu bir kere yaptık mı sonra gerisi çok kolay bir şekilde gelecek zaten. Sanırım yaklaşık 10 dakika içerisinde 2 tane büyük yemek çıkartmış gibi bir şey olacağım. Domates sosumuz hazır. Şu an kaynadı. Yeteri kadar zaten. Çok da kaynatmaya gerek yok bunu. Şöyle kenara alıyorum. Karnabaharlarımız hazır. İkisi de buru kavruldu çok güzel bir şekilde. Ve diğeri de aynı şekilde kaynadı ve güzelce pişti. Mantının üzerine dökeceğimiz yağlı sosumuzu hazırlayalım. Şöyle tereyağımızı atıyoruz. Tereyağı
Olabilir. Çok güzel bir şey tereyağı. Zararlı değil. Yani kafanıza takılmasın, tereyağı kullanıyoruz çok mu yanlış yapıyoruz gibisinden. Bence çok sağlıklı bir yağ. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz tabii, keyfinize bağlı. Şöyle bir iki tutam pul biberimizi dökelim şunun içine. Biraz nane dökelim. Mantımıza geçeceğiz. Öncelikle mantıyı şöyle bir süzelim. Bunu eğer süzmeden, kaşıkla süzmeye çalışırsanız daha sonrasında karnabahar tekrardan suyunu salacağı için biraz istediğinizden muhtemelen daha fazla bir sulu yemek olmuş olacak. Yani mantınız biraz daha sulu olmuş olacak. Onun için öncelikle bu şekilde süzmenin her türlü faydası var. Karnabahar mantımızı tabağımıza alalım. Şimdi bunun üzerine kıymamızı alalım. Bu arada mantıyı İskender veya diye şekilde, iki şekilde ayırmanıza gerek yok. İkisini tek bir çatı altında da yapabilirsiniz. Ben sadece isim olarak bu şekilde olsun diye yaptım. Yoksa bu şekilde bunun üzerine direkt domates sosu döküp de onun üzerine yoğurt, onun üzerine tereyağı dökebilirsiniz. Hatta tereyağı dökmeyebilirsiniz. Herkes şeyi keyfinize bağlı. Burada sarımsaklı yoğurdumuz ve normal yoğurdumuz var. Mantı için olan sarımsaklı yoğurdumuzu kullanacağız burada. Şu şekilde. Bayağı bol bir yemek oldu. Gerçekten doyurucu. Ailecek çok rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Bu karnabaharın bir özelliği de aslında böyle bereketli olması. Yani şu anda yediğimiz şey kocaman bir tabak gibi görünüyor ama çok az kalorisi var. Gerçekten burada bir tane karnabahar, küçük bir karnabahar var ancak. Onun dışında kıyma var ve yoğurt var. Yoğurt da zaten bir şey değil. Çok sağlıklı, 10 numara az kalorili bir yemek. Şimdi üzerine yaktığımız sosumuzu da dökelim. Şu şekilde. Zaten burada aslında bu sostan kaçınmayın. Gerçekten tadını değiştirecek olan bu sos. Zaten yediğiniz şeyin kalorisi çok az. O yüzden kafanıza göre sosu bu şekilde kullanabilirsiniz. Mükemmel görünüyor. Şimdi karnabahar tabağımız hazır. Bunu şöyle kenara alalım. Şimdi İskenderimizi almaya geçiyoruz. Şu tamamını çok güzel kızardı. Bakar mısanız hani ekmek gibi görünüyor gerçekten. Mükemmel bir kızarmışlık var burada. Gerçekten tadı da bu şekilde mükemmel olacak. Zaten denerseniz eminim bu tarzına da çok hoşunuza gidecektir. Yani haşlama yerine kızarmış olarak da. Bu arada bu tavanın bir özelliği de yağ kullanmanın çok rahat bir şekilde kızartabiliyor olmanız. Buradan da yağı aslında çıkartmış olduk menüden. Bu tabağımızın üzerine de kıymamızı alıyoruz. Kıymanın kalanının tamamını kullanacağım burada. Tabi burada işte ben şu an pratik olsun diye kıyma kullandım. Tabi kıyma kullanmayın. Siz daha dediğim gibi birazcık daha parça eti böyle ince ince dilimlettirirseniz kasapta çok daha güzel olacaktır. Üzerine sosumuzu döküyoruz. Şu şekilde. Mantıdan arta kalan sosu ben burada da kullanmayı düşündüm. Çok güzel olur bence. Farklı bir hava katar buraya. Tereyağı da zaten üzerine döküyorlar normalde. Biz de çok az bir şekilde bu nimetten faydalanmış olalım. Gerçekten eminim çok güzel olacağından. Şu anda bunu da kullandık. Ve son olarak yanına yoğurdumuzu ekliyoruz. Sonuçta bu mantı değil, üzerine değil, yanına ekliyorsunuz. Sadece şekil ama bu zaten. İsterseniz üzerine ekleyebilir, isterseniz tamamını karıştırıp, isterseniz kafanıza göre yiyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu şu an şekil modundayız şu an biz. İki yemeğimiz hazır. Mükemmel bir şekilde oldu. Gerçekten normalde 10 dakika falan 15 dakika sürer gibi düşünüyordum da 20-25 dakika sürdü. Fakat iki yemek birden hazır oldu. 20 dakika içerisinde mükemmel görünüyor ikisi de. Gerçekten ikisi de birbirinden lezzetli görünüyor. Eğer şu şekilde bakarsanız yani yemeğe kıyamıyorum. Yanında yatacağım herhalde. Yani gerçekten çok bayıldım. %100 öneririm. Bu ikisini de çok öneririm. Ama eğer benim fikrimi soracak olursanız şu şekilde yapmak daha mantıklı olur benim için. Öncelikle ikisini de deneyin. Ayrı ayrı deneyin. Çok yani sonuçta bir önünüzü böyle yapın, bir önünüzü bu şekilde yapın. Daha sonrasında ben size şu şekilde önerebilirim. Yani daha çok benim hoşuma giden şekilde. Karnabahar mantısı gibi haşlayıp üzerine kıymayı domates sosla birlikte kavurduktan sonra bunun üzerine döküp onun üzerine sarımsaklı yoğurt dökmeniz bambaşka bir diyar olacak o. Gerçekten bunları ikisini aslında birbirine harmanlayıp yediğiniz zaman çok daha güzel oluyor. Şimdi tadım aşamasındayız. Bakalım gerçekten tadı güzel olmuş mu? Onu görmüş olacağım şu anda. Şöyle kıymasından da almaya çalışıyorum. Gelmiyor. Şöyle. Ben zaten bu tabakları yiyeceğim için ikisini birden yemeyeceğim fakat tek bir kaşık alacağım için sıkıntı yok. Mükemmel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Yani özellikle sarımsaklı sos ve üzerine o döktüğümüz tereyağı sosu yani biber ve nane karışımı mükemmel olmuş ya, anlatamam size. Yani mantı bu. Yani çok mantı gibi ya, gerçekten tadı muhteşem.
Şu an ağzım suya akıyor, ben bunu devam etmek istiyorum yemeğe. Şimdi İskender'i tadacağım. Bakalım İskender sosuyla beraber, üzerine tereyağıyla beraber nasıl olmuş. O yüzden ortadan almayı planlıyorum. Şu şekilde şöyle bir tane batırıp ortasından da şu şekilde alırsam. Allah. Bu da mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yani ikisi de çok güzel. Bana sadece kalırsa mantı daha güzel olmuş ama ben ikisini de çok seviyorum. Yani gerçekten ikisini de %100 önerip, yani rahatlıkla yiyebileceğiniz tabaklar. Harika olmuşlar. Kesinlikle mutlaka deneyin. Eğer diyet yapıyorsanız bu baş köşenizde mutlaka bir akşam yemeğiniz olsun. Özellikle bu kadar saat aç kaldıktan sonra, yani gün içerisinde de ara öğün yapmadıktan sonra, akşam bunu yedikten sonra tok olacaksınız ve gerçekten çok az bir kaloriyle günü tamamlayabileceksiniz. Eğer gününüz, özellikle de bazı günler daha fazla yiyebilirsiniz. Canınız başka şeyler çekebilir. Sabahları başka bir şey yedikten sonra akşamını bu şekilde hafif bir şekilde geçirirseniz çok daha mükemmel olacaktır. Gönül rahatlığıyla bu iki tabağı birlikte aynı anda yiyebilirsiniz. Hiç kafanıza takmayın şu anda bile yeseniz. Normalde zaten başka öğünlerden, pilavdan vesaire alacağınız kalorinin çok daha düşüğünü alacağınız için iki tabağı birlikte bitirebilirsiniz. Ben şimdiden afiyet olsun diyorum size. Ben de şimdi bu iki tabağı yemeye geçeceğim. Bir tanesini yiyeceğim muhtemelen. Yarım bölüşeceğiz. Ve şimdi tavsiye ediyor muyum? %100 evet ediyorum. Eğer denememi istediğiniz başka tarif varsa, merak ettiğiniz başka tarif varsa benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'dan veya YouTube üzerinden, yorumlar kısmından. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.